Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Müzzemmil suresi 15-20. ayetler arasını değerlendireceğiz ve böylece bu sureyi tamamlamış olacağız. Allahu Teala burada şöyle bildiriyor: İnna arsalna ileykum rasule, biz size bir elçi gönderdik. Şahiden aleykum, size şahit olmak üzere. Kema arsalna ila firavna rasule, Firavun'a da daha önce bir elçi gönderdiğimiz gibi. Burada ayetin ilk muhatabı inatçı Mekke müşrikleri ve onların bir nevi Firavun gibi işi inada çevirdiklerine de bir işaret var. Firavun'a bir Resul göndermiştik. Yani Musa'yı elçi olarak gönderdik. Ey Mekkeliler, ey Kureyşliler, size de bir elçi gönderdik. Ve gönderilen bu elçi şahiden aleykum, sizin üzerinize bir şahit. Malum şahit olması, diğer alemde her peygamber kendi ümmeti için şehadette bulunacak. Yani ben geldim, dini tebliğ ettim, bunların bu dinden haberi var. Bu noktada ümmetine şahitlik yapacak. İşte eğer böyle bir durum olmasa kafir olan kimseler, ya Rabbi bize bir elçi gelmedi, senin emir ve yasaklarını biz bilmiyorduk diyebilirler. Böyle bir mazeretleri olmaması için Firavun gibi kimselerin ve diğer bütün insanların mazereti olmaması için Allahu Teala elçiler gönderiyor. Fa'asa firavunur rasul, Firavun elçiye isyan etti. Yani gelen peygambere tamamen karşı çıktı. Fa'ahaznahu ahzan ve bile, ve biz de onu şiddetli bir yakalayışla yakaladık. Yani Firavun Hazreti Musa'yı kabul etmeyince ve ona sihirbaz gibi yaftalarda bulununca Allahu Teala Firavun'a bir takım musibetler gönderiyor. Bir takım belalar gönderiyor. İşte tis'a ayet, 9 mucize şeklinde başka ayetlerde nazara verildiği üzere, gerek Hazreti Musa'nın asasıyla meydana gelen harikalar, gerekse Firavun ve kavminin başına gelen bir takım felaketler. İşte gökten kurbağa yağması, sularının kana çevrilmesi, bit istilası, çekirge istilası, şiddetli kuraklık, bu gibi bir takım felaketlerle karşı karşıya kalıyorlar. Ve en nihayetinde de Firavun ve adamları Kızıldeniz'de boğulup gidiyorlar. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ, yani nasıl siz kendinizi korursunuz, sakınırsınız? İn kefartum, eğer inkar edecek olursanız, yevmen, öyle bir günden, yani ileride öyle bir gün gelecek ki öyle bir günden kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? Yec'alul vildane şibe, bu öyle bir gün ki çocukları ihtiyarlandırır. Yani öyle bir güne çocuk çıktığında o günün dehşetinden bir günde adeta aksaçlı bir hale gelir. Öyle dehşetli bir gün. Değerli izleyenlerim, bu dünyada da bir takım musibetler insanları çökertir. Mesela bazıları diyelim şiddetli bir sorgulamaya maruz kalmışsa siyah saçla sorguya giriyor ama bir iki gün sonra oradan saçları ağarmış bir şekilde çıkabiliyor. Bu oradaki sorgunun dehşetinden kaynaklanıyor. Veya diyelim bir deprem olayı. Depremin dehşetini yaşayan bir insan, o görmüş olduğu dehşetten dolayı hemen çok kısa bir zaman içerisinde, belki de bir gün içerisinde saçları dökülebiliyor. Bunlar dehşetten meydana gelen bir takım tesirler. Ama kıyametin dehşeti en büyük bir dehşet. Ve öyle bir deprem daha önce olmamış. Zelzele-i Kübra, yeryüzü o büyük zelzele ile sarsılacak. Ve اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا, o manalar kendini gösterecek. İşte bu sadece olayın bir boyutu. Daha nice dehşetli durumlar yaşanacak. Öyle bir günden nasıl kendinizi korursunuz? Öyle bir gün ki çocuk bile o güne ulaşsa ihtiyar hale gelir. اَسَّمَاءُ مُنْفَطُرٌ بِهِ, sema o günün dehşetinden yarılacak. Yani tamamen korunmuş bir tavan hükmünde olan üzerinizdeki gök kubbe artık o gün çatırdayacak. O gün o gök kubbe yarılacak.
اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ اِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ gibi ayetlerde anlatıldığı üzere sema inşikak edecek, sema yarılacak ve semadaki yıldızlar nasıl ki bir tesbihin ipi koptuğunda tesbihin taneleri dağılıyor ve yıldızlar da bu şekilde uzayda dağılıp gidecek ve birbirlerine çarpacaklar. Bunun neticesinde büyük kıyamet kopmuş olacak. Yeryüzündeki hayat bitecek. Kâne vâduhu mef'ûle. Allah'ın vaadi mef'uldür. Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelir. Allah bir şeyi vaat etmişse onun yerine gelmemesi söz konusu olamaz. İnne hâzî tezkira, işte bu bir öğüttür. Femen şâe ittehaze ilâ rabbihi sebîle. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Yani gereken öğüt size verilmiştir. Önünüzde kıyamet gibi dehşetli bir gün bulunmaktadır. Böyle olunca artık dileyen bundan öğüt alır, Rabbine doğru bir yol tutar. İnne rabbeke ya'lemu enneke tegumu edna min sulusi'l leyl ve nisfahu ve sulusahu. Rabbim biliyor ki sen gecenin üçte ikisinden biraz az veya yarısı, gecenin yarısı veya gecenin üçte birini ibadetle geçirmektesin. Surenin evvelinde böyle bir emir verilmişti. Ya eyyuhel müzzemmil gumilleyle illa galile nısfahu evingus minhu galile evzid aleyhi. Bu ayetlerde Peygamberimizin gece hayatı belirlenmişti. Burada da Peygamberimizin buna riayet ettiği nazara veriliyor. Yani önce emir olarak geldi. Hazreti Peygamber bunu hayatında uyguladı. İşte Rabbim biliyor ki sen gecenin üçte ikisine yakın bir zamanı kıyam ile, gece kıyamı ile geçirmektesin. Veya yarısını veya üçte birini. Burada üç alternatif sunulması, bu da duruma göre demek değişebilen bir durum. Yani normalde vücut zinde ise bir insan gecenin üçte ikisini de ibadetle geçirebilir. Ama gün olur yarısını geçirir, gün olur üçte birini ibadetle geçirir. Gündüzü 12 saat, geceyi 12 saat gibi düşünsek, akşam namazından itibaren geceye dahil sayılır. Ve böyle olunca akşam namazından itibaren, diyelim yatıncaya kadar zaten yatsı namazı da var. Ama yatsı namazını kılıp yattıktan sonra bir miktar kalkmak. Buna teheccüd deniliyor. Ve teheccüd Peygamber Efendimiz'e farz ve veraset-i nübüvvet sırrıyla peygamber varisi olan zatlar da her ne kadar farziyet şeklinde değilse bile onlar da bunu yerine getiriyorlar. Gece mesaisi yapıyorlar. Böyle olunca kamil insanlar gecenin hiç olmazsa 6 saatinde ibadetle meşgul olmaya çalışıyorlar. Belki hatıra şu gelebilir. Yani günümüz insanı bu kadar da gece ibadetine programı itibariyle pek de müsait değil. Gece 6 saatini böyle geçirse gündüz ne yapacak? İşte üçte biri de nazara veriliyor. Gecenin üçte biri. Yani 12 saatin üçte biri 4 saat yapar. Akşamdan itibaren bir 4 saat gibi düşünüldüğünde normalde insan bunu değerlendirebilecek bir durumdadır. Alternatiflerinde sunulmuş olması, herkes kendi durumuna göre bunlardan birini esas alabilir veya hayatının günleri içerisinde her gün aynı şeyi yapmak olmayabilir. Her zaman durum müsait olmayabilir. Bazen uzun yapar, bazen kısa yapar. Bu şekilde alternatifler sunulmuş oluyor. Ve taifetun minellezine ma'ak, ve ümmetinden bir taife de seninle beraberdir. Yani farziyet şeklinde değil ama peygamberin yakın çevresinden onun yaptığını yapmaya çalışan insanlar da gece ibadetini yapıyorlar ve onlar gecede hak ile beraber olmak, Cenab-ı Hakk'a tam bir teveccühle müteveccüh olmak, bunu yapmaya gayret gösteriyorlar. Vallahu yugaddirul leyle ven nehar, gece ve gündüzü Allah takdir eder. Yani gecenin kadru kıymetini, gündüzün kadru kıymetini veya miktarlarını Allah belirler.
Alime ellen tuhsuhu, Allah bildi ki siz bunu tam anlamıyla yapamayacaksınız. Yani gecede ve gündüzde tümüyle kendinizi ibadete vermek, bunu yapamayacaksınız. Fetâbe aleykum, ve Allah sizin tevbenizi kabul etti ve sizi bağışladı. Fakra'u mâ teyessere minel Kur'an, böyle olunca Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Mesela gece namazı için kalktığınızda isterseniz uzun uzun okuyabilirsiniz. İsterseniz birinci rekatta Bakara suresi, ikinci rekatta Ali İmran suresi okuyabilirsiniz. Olur mu? Olur. Ama diyelim ki vaktiniz o kadar müsait değil. Gece vakti kalktınız. Birinci rekatta diyelim Elem tara keyfe, ikinci rekatta li ilafi, veya birinci rekatta inna atayna, ikinci rekatta kul huvallahu ehad gibi çok kısa surelerden de isterseniz okursunuz. Bu da Allah'tan bir kolaylıktır. Ve gece ibadetinde malum doğrudan insan Kur'an-ı Kerim'i açar, o şekilde Kur'an'dan da okur. Ne kadar okuyabilirse, bu noktada Allah-u Teala insana seçme hakkı bırakıyor. İlla şu kadar yapın diye bir emir şeklinde bildirmiyor. Fakra'u mâ teyessara minel Kur'an. Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyabileceğiniz miktarı okuyun. Alime en seyekunu minkum merda, Allah bildi ki sizin içinizde hasta olanlar var. Bir kısmınız hasta olacak. Ve aharuna yadribuna fil ard, bir kısım insanlar yeryüzünde seyahat halindeler. Ticaret için veya ilim için seyahat halindeler. Ve bir insan seyahat halindeyken de gece ibadetini o kadar düzgün yapamaz. Hatta malum seyahat halinde olan bir kimse farz olan namazları 4 rekatlı ise 2 rekat kılabiliyor. Ve sünnetleri kılmayabiliyor. Bu şekilde bir kolaylıkta, seferilikten meydana gelen bir kolaylık var. Dolayısıyla bir kimse seyahat esnasında illa gece namazını kılmakla da mükellef değil. Normal hayatta da farz olarak mükellef değil. Özellikle yolculuk gibi durumlarda hafifletici bir durum var. İşte Allah biliyor ki bir kısmınız hasta olacak, bir kısmınız yeryüzünde seyahat halinde olacak, ticaret için veya ilim için seyahat halinde olacak. يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ, işte bu seyahat halinde olanlar Allah'ın lütfundan rızık arayacaklar. Diyelim ticaret yoluyla maddi bir rızık veya ilim seyahati ise manevi bir rızık. Bu şekilde Allah'ın lütfundan arayacaklar. وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ, diğerleri ise Allah yolunda savaşacaklar. Yani Allah biliyor ki bunlar meydana gelecek. Bir kısmı da Allah yolunda cihada çıkacak, savaşa çıkacak. Savaş halindeyken zaten insanlar yorgun argın, kalkıp gecenin yarısı veya üçte biri veya üçte ikisinde ayrıca ibadet yapmaları elbette mümkün değil. Bu durumda فَقْرَعُ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ, siz kolayınıza geleni okuyun. Yani ne kadar yapabiliyorsanız o kadar yapın. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı insanların büyük vaatlerde bulunduklarını görüyor. İşte ben devamlı gündüzleri oruç tutacağım, geceleri ibadetle meşgul olacağım, ben evlenmeyeceğim, bu gibi ifadeler kullananları görünce Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: sizden hiç kimse bu dine galip gelemez. Yani her şeyi ben bütün ayrıntılarıyla uygulayacağım, mükemmel bir şekilde dört dörtlük yapacağım derseniz mağlup olursunuz. Din size galebe çalar. Dolayısıyla işte gündüz bir miktar, sabah bir miktar, akşam bir miktar Allah yolunda yol almak, Allah yolunda bir mücadele içinde bulunmak, bu insanın hayatında çok önemlidir. Bunu yapabildiğinde Allah'ın izniyle ömrünün bütün günlerini bereketlendirmiş olacaktır ve adeta ömrünü mayalandırmış olacaktır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yanına gelen kimselere dinin kolaylık yollarını da yönlerini de nazara veriyor. Ve mestata'tum ifadesini kullanıyor. Ne kadar yapabilirseniz, gücünüz ne kadarını yapmaya müsaitse o kadar yapın. Demek ki
akla kapı açmak ama iradeyi elden almamak dinin önemli özelliklerinden bir tanesi. Allah-u Teala bu gibi ayetlerde fakra'u mâ teyessara minhu, fakra'u mâ teyessara minel Kur'an veya bazı ayetlerde ittakullâhe mestata'tum, gücünüzün yettiğince Allah'tan korkun. Bu gibi manalarda evet bir mükellefiyet nazara veriliyor ama ne kadar yapabilirseniz, gücünüz ne kadarını yapmaya müsaitse o kadar yapın. Demek ki hem bize çok güzel hedefler veriliyor hem de teşvikte bulunuluyor. Ama bütünüyle yapamadığınızda da ümitsizliğe düşmeyin. Yapabildiğiniz kadarıyla iktifa edin. Bu da nazara veriliyor. Çünkü eddini yusur. Yani din kolaylıktır. Mece'ale lekum fiddini min hareç. Allah din konusunda size bir sıkıntı dilememiştir. Dolayısıyla bütün bunlar beraberce düşünüldüğünde Allah'ın bizlere göndermiş olduğu din yapabileceğimiz, uygulayabileceğimiz esaslarla doludur. Ve normal sıradan bir mümin de dinin belli başlı emirlerini rahatlıkla yerine getirebilir. Ama bunun daha ilerisi var, daha fazlası var. Bu noktada da Peygamberimizin hayatını örnek almak ve o ne şekilde uygulamaya çalışmış, benzerini yapmaya çalışmak hepimizin de bir görevi. Aksal gayat tabir edilen en ileri gayeler. Yani nefsimize bu noktada tavizsiz olmamızda fayda var. Evet, yapabileceğimiz neyse onu yapacağız ama acaba gerçekten yapabileceğimizi şu anda yapıyor muyuz? Yoksa yerimizde mi sayıyoruz? Hani bazı fabrikalar %20 kapasiteyle çalışır. Acaba biz de kapasitemizin ne kadarını kullanıyoruz? %20 ile mi, %30 ile mi, %50 ile mi? Bunlara bakmamız lazım. Şayet %50 ile çalışıyorsak demek ki daha fazlasını yapabiliriz demektir. %80 ile çalışıyorsak yine önümüzde bir %20'lik bir varmamız gereken mesafe bulunmaktadır. Bu açıdan en güzelini yapmaya çalışmak da bir hedef olmalı ve ona göre insan çalışmalı. Ve akimus salate ve etuz zekate, namazı dosdoğru kılın ve zekatı da verin. Ve akridullaha gardan hasene, ve Allah yolunda güzel bir şekilde ödünç verin. Yani yapacağınız bu ibadetlerle Allah'a bir nevi ödünç vermiş oluyorsunuz. Bu şekilde ödünçte bulunun veya diğer insanlara yardım olarak borç verin. Bu manaları da ifade eder. وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ, eğer nefsiniz için hayır olarak neyi önden gönderirseniz تَجِدُهُ اِنْدَ اللّٰهُ هُوَ خَيْرًا وَاَعْزَمَ اَجْرًا, bu göndermiş olduğunuz şeyi daha hayırlı ve ecir itibariyle de daha büyük olarak bulursunuz. Hani derler ya, ne verirsen elinle o da gider seninle. İşte dünyada yaptığımız bütün iyi ameller, namazdır, zekattır, Allah yolunda cihattır, ilim öğrenmektir, güzel ahlak ve benzeri şeyler. Bütün bunlar hayır olarak ileriye doğru gönderdiğimiz şeyler. Yani şu anda diyelim namazı kıldığımızdan dolayı her gün cebimize altınlar bırakılmıyor. Doğrudan bunun mükafatını görmüyoruz. Ama bunlar önden gönderiliyor. Diğer alemde daha hayırlısıyla insanın karşısına çıkacak. Mesela insan, bir insan diyelim bir kooperatife giriyor. Her ay diyelim 300 lira yatırıyor. Bir de bakıyorsunuz 5 yıl sonra bu bir ev halini almış. İçinde oturacağı güzel bir ev halini alıyor. İşte önden gönderdiğimiz bu gibi salih ameller cennette cennetin mehasini güzellikler olarak insanın karşısına çıkacak. Ve estağfirullah, ve istiğfar edin. Yani siz her ne kadar ibadet yapmaya çalışsanız da ibadet yaparken bile kusurlarınız var. Ve diğer meselelerde yine pek çok kusurlarınız, eksikleriniz var. Allah'tan mağfiret isteyin. Kusurlarınızın örtülmesini, bağışlanmasını isteyin. Kur'an'ı aktif bir şekilde okuyan bir kimse ve estağfirullah emri geldiğinde o anda bir estağfurullah çeker. Çünkü Allah-u Teala istiğfar etmemizi emrediyor. Hemen emre imtisalen estağfurullah demek
münasip düşer. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ı okuyuşu bu tarz bir okuyuş. İnna Allah'a gafurur rahim, şüphesiz Allah gafur rahimdir. Cenab-ı Hak bizleri tam bir istikamet üzere Kur'an'ın cadde-i kübrasında giden bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.